Kovalamaların hepsini vereceğim sana. Eve Mustafa dışında kimse gelip gitti hiç mi? Hiç kimse gelip gitmedi. O gün ne oldu anlat o zaman. Hiç kimse gelip. Ben 2017'de cezaevine girdiğim zaman eve kaçtan araba geldi? Gidemem ama benim halam geldi 2017'de. Hayır ben o günü konuşuyorum. Halam kızın kaybolduğu İzmir'de kalan gün. Mı geldi buraya İzmir'de kalan? Çelif halam vardı. Çiçekpınar'da halam vardı o geldi. Kızın kaybolduğu gün. O gün saat 8'de gidiyor ya. 8'den sonra ne olur bana anlatır mısın? 8'den sonra çocuğumu giydirdi kuşattı. Kendisi yani çocuğu dedi doktora götüreyim geliştireyim dedi. Kim giydirdi çocuğu? Ben giydirdim. Üstü yani üstü giydi sadece çocuk giydi. Bir de yazmayı örttüm. Ya başka bir şey yok. Bir de kimliğini cebine koydum. Yani kendisi de evdeydi. 2017'de ya Akşehir'de adamlar var. Kim sadece onlar geldi gitti. Onlar da bana yardım için bunu da ben 2017'de başka hiç kimse gelip gitmedi. Ben 2017'de 4 ay cezaevinde yattığımda kim ne vardı evlerde? Ne için yattın cezaevinde? Beraat çıkıyorum. Beraat ettim. Beraat tazminat aldım ben tazminat. Evet. Ha? Suçlatamaz, tazminat ödemezler. Sorabilirsiniz savcılıkta. Şimdi ben niye gittim ya? Tamla kaçıp gidebilirdim. Niye senin arkandan yalvaca geldim gittim? Tabii ayakta uyuttun beni. Uyuttum. Sen uyuyacak adamsın ya. Sen uyuyacak adamsın ya. Evet ayakta uyuttum ben seni. Sen ayakta uyursun sen. Ya böyle hareketleri yapacaksın ya. Benim telefonumu geldin indiren adam nasıl uyuklayacak? Benim telefonumu her şeyini geldin indiren adam nasıl uyuklayacak? Benim attığım şeyleri geldin indirdiğin şeyler nasıl uyuyacak? Mesajlar aklın çalıştı da ortak hesap kullandığı mı aklın çalışmadı. Aynen işte. Değil mi? Sevgililerle konuştuğumu nasıl görmeyeceksin? Mesajlarla yazıştıkların tak tak bana düştü. Sevgililerle konuştuğumu nasıl görmeyeceksin sevgililerle konuştuğumu? Tak tak bana düştü. Ha? Nasıl görmeyeceksin? Attım ama her şeyi sustum. Hmm. Elinden tutup kapıdan aşağı atınca jandarmayla bura çıktım ya. Bundan her şey meydana çıkacak oldu. Bundan ben kurtulayım dedin. Bundan ben kurtulayım dedin. Tak jandarmaya gittin değil mi? Başka hiçbir amacın yok. Sen niye gitmedin? Nere? Jandarmaya. Ben niye geçeyim jandarmaya? Ha kızım kayıp diye niye gitmedin? Buraya gelirken de kendi gitmedim. Tamam bak ben sana ne diyorum? Ben suçluyum. Olasın. Ben suçluyum. Tamam suçum ne? Kahrettim. Aramadım. Aynen. Aramadım. Niye kahrettin? Bana sorabilirsiniz bu soruyu. Niye kahrettin? Çünkü evladın çünkü bu başım belaya gidecek. Yatmışım. Evet. Bundan mı korkacağım? Niye korktun ya? Suçluysam cezamı çekerim. Şikayetçi olmadım. Suçluysam cezamı çekerim. Değil misin diyen? Ben alışkınım cezamda yatmaya. Suçluysam yatarım. Niye korkuyordun ya? Neden korkuyordum ben? Jandarmadan. Ya korkma. Değil. Her sefer girerdin. Ya ben girerim. Ben girmediğin zaman yok. Ben girerim. Sıkıntı yok. Niye korkuyordun? Kaçardım onun için. Sen kendin dedin. Bak, diye niye sen kendin çıktın burada. İlk dediğin zaman jandarma cezamına girerim diye korktum dedin. O zaman şikayet etmeye niye gitmedim diyorsun yani. Ha? Şikayetten kahrettim diye niye gitmedin? Gitmedim. Niye gitmedin? Sana da kahrettim ona da kahrettim. Niye kahrettin? Sen sikrederler çocuğun aklına düşerler. Fatma bir şey soracağım. Bir dakika Mustafa. Ben doğurmadım. Mustafa, sen doğurdun onu. Mustafa bir dakika. Peki sen normalde başına yazma örtüyor muydun çocuğu? Yok dedim. Yok ya bu çocuk falan dastar mastar gelmezdi. Nasıl? Dastar mastar başörtü bunun gibi başörtü bana gelmezdi. Peki o zaman giderken babasıyla gönderirken. Mobilyatın arkasına gidecek yani gece soğuk olur ya mobilyat çarpar diye öyle giydirdim. Ne renk yazma örttün çocuğun başına? Kırmızı bir yazma. Kırmızıydı. Bak geçen gün. İyi hatırlıyorum. Onu hatırlamıyorum. Geçen gün ne dedi? Nasıl bir parça örttün dedi babasına. Hı? Yazma örttün. Kırmızı bir yazma örttün. İyiydi. Kırmızı örttüm dedi bak şimdi daha. Çocuk korkmuş muydu? Tedirgin miydi? Yok Didem Hanım. Hiç korkmuş. Bak Didem Hanım. Biz bir daha. Yukarıda Allah bakıp duruyor. Bu çocuğun hamile olduğuna ben şeyine inanmıyorum. Değil miydi? Ama belki sevgilisiyle falan bir şey yapar da sevgilisi falan bu kıza bir şey yaptıysa ortak kayıp ettirirse onu iddia etmem. Aynen. Peki özür dilerim. Şükür hastaneye gideceğini biliyor muydu? Duydu dedi ya bu yani doktora götüreceğini kesin duydu. O zaman çocuk da o sırada hamileyse hastaneye hamilelik için gittiğini bilmiyor muydu? Hiç şey vermedi Didem Hanım. Yani ben gitmem. Sen söylemedin mi? Yani geldi söyledi. Çocuk çünkü hepimiz çocuk hastaneye. Bir odadaydık Didem Hanım. İkinci oda bile yoktu. Tamam. Hepimiz bir odadaydık çocuk da dibindeydi. Yani doktora götürüp getireceğini kesin çocuk da bir duydu yani. Çocuk hastaneye hamile olup olmadığını öğrenmek için gidileceğini biliyor muydu? Biliyordu. Peki, yani duydu. Ağlamadı mı çocuk? Hayır hiçbir şey etmedi. Yani, hiçbir tepkisi olmadı hayır, mı? Hiç tepkisi yoktu. Neden tepkiye göstermedi? Bilmiyorum orasını. Hiç tepkisi yoktu. Niye babadan korkmaz mı adam anneden korkmaz mı? Yok Didem Hanım. Niye baba bir şey söyler çocuk hamile kalmış. Hiç tepkisi yok ben gideceğim o da bunun gitmedi. Gibi safıdı. Evet.
Musafirdim evet. diyor ya, daha yeni açıldım diyor ya. Evet, o aynı öyleydi. Peki babası, bir de bak o sırada babası işte onu hamile olup olmadığını öğrenmek için hastaneye götürecek. Senin dediğin doğruysa çocuk o sırada ağlar, öyle. Baba öyle. Ben götürme utanıyorum öyle der. Öyle bir şey yapmadı Didem Hanım. Neden peki? Bilmiyorum Didem Hanım. Allah Allah. Hiç öyle bir şey yapmadı. Peki ya sen de anne gel falan da mı demedi? Hayır demedi. Anne korkuyorum sen de gel birlikte gidelim mi demedi? Sadece sanki şeye gider gibi üstü altını gel dedim çıktı. Niye böyle peki sen kızını tanıyorsun. Kızı niye böyle bir şey yapmadı? Kızım öyleydi yani hiç tepkisizdi şeydi. Ama babası bile. Sonuçta korkmuyor mu babasından? Hayır korkmazdı. Yani... Hiç düşünmedin mi ben gideyim? Çocuğa bir kötülük sen, yapar. Sen niye gel demedin? Hiç niye gel demedin? Nereye bineceğim ben? Hiç düşünmedin lan? Böyle yalanlara konuşuyorum da hiç mi düşünmedin lan? Mobiletin yarasına bineceğim ben. Hiç mi düşünmedin? Fatma sen çocuğunun evde olmadığını, evde bak onu bana doğru söyle. Saat kaçta fark ettin? Kendi kaldırdığında dedim hanım. O mu seni kaldırdı? Beni kaldırdığında. Saat kaçta seni kaldırdı? Saat 12-1 arası. Nereden biliyorsun saatin 12 yani, olduğunu? Yani o arası, o zaten o vakit gelir. Belki 3-4... Çünkü çocuğu yarı yolda kodu gitti ya. Yani oturmuş kahveden de yani hayır, saat, bilmiyorum kahveden saat... mi oturdu, nerede oturdu bilmiyorum. Ha. Yalnız gelip beni uyandırdı, kız nerede dedi. Beni dürttükler yani kalk diye. Genellikle... Kız nerede dedi, ben de seni götürdün ya dedim. Ay, seni kızı dedi ben yolda bıraktım dedi. Ay, seni uyandırıyor ya, genellikle 12'de 1'de kahveden geldiğini söylüyorsun. Hı-hı. Belki de sabaha doğru geldi, nereden hayır, biliyorsun? Gece geldi değil mi? Çünkü ben dışarıya aramaya gece çıktım. Gece dedim ya, aydınlık değil mi? 2'de 3'te belki geldi. Hayır, yani 12-1 arasıydı. Yani şükürle ikisi kaç saat ortalıklarda yoktu? 3-4 saat var arası. Sen dışarı çıkıp nereleri aradın? Ben o çizdiğim ağılığa baktım, çavana baktım, evlerin odalarına baktım, boş evlere. Yani o zaman baba tavana mı baktın? Eve de baktım, evin etrafına tavana da baktım. Tavana mı baktın? Tavan mıydı bizi Isparta'ya gittiğimizde? Yok, tavan mıydı ya? He? Isparta'dan geldikten sonra yapıldı ya. Isparta'dan geldikten sonra bir belde başkanı yaptırıyor muydu? Isparta'dan geldikten sonra yaptık. Ne zaman yaptık ya? Ne zaman yaptık? Isparta'ya gitmeden önce yapıldı o çatı. Bak Fatma bir şey söyleyeyim. Yalan konuşma. Sen gelin şu. Bütün izleyiciler şunu soruyor. Konuşma. Anne olanlar, anne sevgisiyle yüreği dolu olanlar. Hayır diyor ki yani 15 yaşındaki bir çocuk 5-5,5 aylık hamile neredeyse karnı burnunda babası kontrole götürüyor. Mustafa da haklı olarak soruyor. Bunun babası bir ya, şey dedi. Korkma, özür dilerim. Korkmadın mı? Arkasından gitmedin mi? Bu adam çocuğa bir şey yapar. Beni de götür. Mustafa seni götür. Bak gelmedi Didem Hanım. Böyle şey ben de buna inanmıyorum Didem işte. Didem Hanım burada ilişkisi zamanlar ne dedi? Hamile olduğundan şüpheleniyordum dedi. Hı-hı. Ondan sonra 2,5-3 aylık hamile dedi. Sonra 5,5 dedi. Dün de 5,5 hamile dedi. Bir şeyleri saklıyor kesin. Bak kesin. 5,5 hamile dedi. Ya 5,5 hamile bir kadın. Tamam ya, hamile değil. Neden ben hamile diyeceğim? Ya bırakın şunu Allah'ın aşkına ya. Nasıl bak baba da diyor ki. Niye diyeyim? Tamam ben hamile değildi. Neden diyeyim ben? O zaman biliyorum kimden de kim bu çocuk. Bilmediğimi kesin biliyor. Ne konuşacağım? Bir babaya bu söylenir mi? Emin misin? Bir dakika sen kıza sormadın mı? Tamam. Ben sormadım. Sordun mu? Sormadın. Hayır, hiç kimse bak, birini mi koruyorsun? Hayır. 10 yıl boyunca tanıdığı tamam, birini mi koruyorsun? Hiç kimseyi korumayan. Ya bir babası zarar ver. Bak haklıyken haksız bana. Bana böyle bir tane atlasın. Tamam haklıyken. Otur lütfen. Demek ki sormuşsun biliyorum. Niye atıyorsunuz ben torunum? Sen nasıl yalan konuştun? Sen 2 tane çocuğu var, 3 tane çocuğu var desen ben de yalan konuştum. Ben suçumu inkar etmiyorum. Ne, tamam da niye? Ama tamam, nasıl bir diyebiliyorum lan? Hamile değil de niye konuştum? Ya başkalarına niye çocuk torun doğdu diye konuştun diyor ya yani. Ya bu deyince ben de demek zorunda kaldım ya. Ben suçumu inkar etmiyorum.
ama ben konuşmuyorum. Çocuğuma mı diyen olana, bu ikiden üçte çocuğa deyince ben de bunu yanına ortak oldum. Fatma'yı kaybetmekten mi korktun? Kimi kaybetsem? Fatma'yı kaybetmekten mi? Ya ben onu zaten kaybettim ben onu ya. Ha, o zaman ama o zaman 10 yıl önce. Ya ben bunu, ya bak ben size demin ne dedim? Ben bunu evlendiğimde her şeyini kabul ettim ya. Ya biliyorum bak Mustafa, bir şey söyleyeceğim. Her şeyini kabul ettim. Niye ama? Kabul ettim ya, bu benim kaderim dedim, kabul ettim. Yani daha ya önce biriyle beraberdi. Onu... Ben bunu 2017'de yakaladım. Cezaevine girdim. Niye o zamanlar geldi de karakola şikayet etmedi ben bundan kurtulayım diye ya? O zaman 2017 yılındaki sevgilisiyle görüşmeye devam etti. Sevgilim olsa önceden görüşüyordu. Neden duruyorum ben? Cezaevinden çıkmasını ne demek? Yani sevgilimle giderdim. İşte ben evden kovulacağım. Tabii benim evden kovulacağımı şey etmedin. Bana bu kabul etti dedin. 2017'de niye gitmedim sevgilimle? Sevgilimle niye gitmedim? Sen niye bekliyorsun? Niye kovdum? Çıkar. Onu yakalayınca ben sen evden kovdum. Hiç kusura bakma, hepsi telefonla. Eşini evde biriyle mi yakaladın? Hayır. Yahu Didem Hanım, ben bunu konuşmak istemiyorum tamam ya. Yalan Didem Hanım. Ama şunu merak, bir dakika, senin kızın 2014 yılında kayboluyor. Evde yakaladı, niye kovmadı beni? Bir dakika, dur, konumuz o değil ya. 2014 yılında senin kızın kayboluyor ya. 2017 tamam. yılında sevgili yapıyor. Yani 2014 yılında sevgilisi Şükür ortadan kaldırıyor. Tamam. Sonra da ortaya, sen cezaevine gidince de ortaya mı çıkıyor? Planlıyorum ben. Ben bunu evlendiğimde... Yani babasına zarar verdiğini bilip 10 yıl boyunca sustun mu o zaman? Sen bir şey yaptın diyorsun. Hayır. Ben bilseydim zaten çıkarırdım. Vallahi sen birçok şey biliyorsun da. Hiç bir şey bilmiyorum Didem Hanım. Benim bak, şeyim serbest. Bak şu milletin yanında karşını söylüyorum. Bak şurada kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum bak. Yani bak ben şu arkadaşlara karşı mahcup oluyorum. Bu arada Hızır'ın kızı ve kız kardeşi yayın yaptığımız yeri basmışlar. Muhabirimiz Büşra'yı şu anda tehdit ediyorlarmış. Hızır'ın kızı ve kız kardeşi. Kim bu Hızır'ın kızı ve kız kardeşi? Bir göreyim ben lütfen Hızır'ı. Hızır kardeşim. Hızır. Şu anda senin şu anda kız kardeşin ve kızın yayın yaptığımız yere gelmişler. Büşra'yı tehdit ediyorlarmış. Neden? Büşra'yı göreyim. Büşra'yı göreyim. Gösterin Büşra'yı bana. Onlara ulaşmıştır. Büşra. Büşra kim seni tehdit ediyor? Hemen açıkla. Hemen açıkla Büşra'cığım. Didem Hanım merhabalar. Merhaba canım. Şimdi şöyle, biz yayınımızdan yaklaşık 20 dakika önce falan Hızır Bey'in ailesi geldi. Dışarıda zaten bağırış çağırış konuşuyorlar. Sanırım kız kardeş, tanımıyorum. İşte parmağını sallayarak öyle şikayetçi oldum bilmem ne. Şikayet tabii ki yasal haklarıdır. Ancak biz de burada kayıp bir kız çocuğunu arıyoruz. Onların yaşadığı yerde kayıp olan bir kız Senin çocuğunu. Senin ne diye tehdit ettiler? Kızı ve kız kardeşi sana ne dedi? Bunu açık bile söyle. Böyle aynen bu şekilde. Şikayetçi olup işe çıkıp bitsin bekliyorlar zaten dışarıda. Seni dövmek için dışarıda bekliyorlar. Seni dövmek için dışarıda bekliyorlar, öyle mi? Bilmiyorum abi. Yok öyle bir şey yok. Didem Hanım bakın. Ben o kadar da bilmiyorum. Size değil. Hızır. Didem Hanım bakın böyle Hızır. Bir şey ya. Bak böyle benim şey muhabirimin can bir güvenliği şey sana emanet şey kardeşim. Yok bakın onun kız kardeşimle böyle bir tehdit edecek. Dışarıda bekliyorlarmış. Ya kız kardeşini de biliyorum. Kızını da biliyorum. Ben öyle bir tehdit edecek bir kızları sana etmiyorum. Aileyi tanıyor musun? Ya ailesini bu. Kız kardeşini bu da bilir, ben de bilirim. Hepsini tanır. Hepsini tanır. Sen tanır mısın ailesini? Tanırım. Birbirimizi tanıyorsunuz. Tanır. Bir şey söyleyeceğim. İzleyiciler şunu merak ediyorlar. Yani sen o kadar soru soruyorsun. Zaman zaman da kontrolden çıktığım için de özür diliyorum ekranda ama gerçekten ben dayanamıyorum sevgili izleyiciler. Ya hiçbir sizin yani özellikle yani tamam biraz sesimin tonunu fazlasını yükseltmiş olabilirim ama 15 yaşındaki bir kız çocuğu bence, hatta ben şunu da iddia ediyorum. İnşallah yanılırım. Onu öldüren kişinin bu bir iddia tabii ki. Vücut bütünlüğünü bozacak şekilde öldürmüş olabileceğinden bile şüpheleniyorum. Açık ve net söyleyeyim. Kızımızı vücut bütünlüğünü bozacak şekilde vahşice öldürmüş olabileceğinden bile şüpheleniyorum. Dolayısıyla bu kadar korkunç bir olaydan bahsediyorken Hızır Bey'in 1,5 yıl sonrasını hatırlaması, 1,5 yıl öncesini hatırlamıyorum demesi... özür dilerim ama inanmıyorum, biraz kontrolden çıktım. Gerçekten özür dilerim. Ama Hızır Bey'i görebilir miyim? Mustafa, senin hiç soru sormaman insanların dikkatini çekmiş.
Hiç kime, mi? Hayır, kime hiç, soru sorayım? Hızır hiç merak etmiyor ben musun? Ben sormaz, ben demedim mi Hızır'a? Ha, ben evdeysem, kızım evdeyse gördü, gördüysen söyle dedi mi demedim ya? Hayır, sen gördüysen söyle demek başka yani bir şey. Soru soru. Soru soracağım ben burada, ben şu anda dinliyorum. Siz soracaksınız, o adam cevaplayacak. Ben mi soracağım tam, adamı? Tam Tuncay Hanım avukatımı sorsun Hızır Bey'e. Hızır Bey'e. Soracağım. İyi dinleyin. Bir dakika Tuncay Hanım, ben sizin konuştuğunuzu anons edeyim. Hızır Bey, avukatımız Tunca Toker. Bir hukukçu size soru soruyor. Bekleyin. Buyurun Tuncay. Ben şunu sormak istiyorum. Bir, Isparta'ya götürdüğünüzde yediğiniz yemeği hatırlamanız gerekiyor. İki, Isparta'dan dönüşte muhabbet kuşunu hatırlıyorsanız siz o gün 1,5 yıl önce nasıl taşındığınızı da üçünüz aranızda mutlaka konuştunuz. Lütfen o gün muhabbet kuşunu taşırken ne konuştuğunuzu hatırlayın. Şimdi biraz zaman geçti ya, biraz zaman geçti, bir 15 dakika üzerinden geçti. Belki şimdi hatırlar Hızır Bey. Buyurun Hızır Bey. İdem Hanım, buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bakın. Hepimiz anneyiz babayız. Bunu siz de biliyorsunuz. Siz annesiniz babasınız. Evet. Biliyorsunuz evet. Değil mi beni? Evet, şimdi kesildi. Şimdi söyle Hızır Bey. Şimdi hepimiz anne babayız. Biliyorsunuz değil mi? Siz de anne babasınız. Ya ses kesiliyor. Şu sesi ayarlayalım. Hepimiz anneyiz babayız da siz de anne. Siz de bir babasınız. Babasınız. Şöyle bir araya gideyim cevabını. Bir araya gideyim devam.